Merhabalar sevgili arkadaşlar. 10. ünitemiz olan paragrafın yapısı ve anlamı bölümüne geldik. Bu videoda kısa bir şekilde size ÖSTEM'in paragrafta nasıl sorular sorduğunu, hangi soru tipinden kaç soru geldiğini son 3 yılda özellikle ve sizden gelen sorular doğrultusunda paragraf sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiği ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz arkadaşlar Türkçe'de paragraf soruları KPSS ya da TYT'de arkadaşlar sınavın neredeyse %80'ini oluşturmakta. Yani terazinin kefelerine koyduğumuzda sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam soruları dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama gibi konulardan daha ağır basmakta. Yani biz arkadaşlar KPSS'de 30 soru geldiğini biliyoruz. Bu 30 sorunun 3 sorusunu çıktığımızda, sözel mantıktır burası biliyorsunuz. Bu 30 sorunun 27'si genel olarak Türkçe'de sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, ses bilgisi, biçim bilgisi, dil bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konulardan gelmekte. 27 sorunun arkadaşlar neredeyse 20 sorusu bizim için paragraf, cümle ve sözcük tarzında anlama dayalı metinlerden gelmekte. Geri kalan arkadaşlar 7 soru, bazen 8 soru. Baktığımızda işte bu yazım, noktalama, dil, ses ya da biçim bilgisi dediğimiz bölümü oluşturmakta. Yani ÖSYM KPSS'de sözcükte anlam sorusu da sorsa, cümlede anlam sorusu da sorsa genel anlamda paragraf tarzında verip hem de uzun metinler, soyut metinler, bilimsel metinler de vererek ne yapıyor? Bizi bir anlamda yoruyor değil mi? Yoruluyoruz biraz bunları okurken. Bizi TYT'ye hazırlanan arkadaşlar da var. Paragraf bölümü bu üniteyi KPSS, TYT, ALES, DGS, kurum sınavları, EKPSS'ye giren bütün arkadaşlarımız izleyebilir. Çünkü hem soru tarzları hem de ÖSYM'nin seçtiği metinler itibariyle artık bunlar bir bütün arz ediyor biliyorsunuz. O yüzden TYT'de sorulan sorularla KPSS'de sorulan sorular arasında artık hiçbir fark yok. Ya da ÖSYM ALES'de sorduğu bir soru tarzını hem TYT'de hem de KPSS'de ne yapabiliyor? Kullanabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu sınavlar hiç fark etmeden bizi tüm adaylar izleyebilir bu videolarımızı. Peki TYT'de biliyorsunuz arkadaşlar 40 soru geliyor. 40 sorunun nereden baksanız arkadaşlar 30 sorusu sözcük, cümle ve paragraftan oluşmakta. Geriye kalan hatta 30-32 sorusu diyebiliriz rahatlıkla. Geri kalan arkadaşlar o yine 7-8 soru, 9 soru bazen kimi yıllarda bu 10-12'ye kadar çıkabiliyor. Burada da arkadaşlar dil bilgisine, ses bilgisine, yazım kuralları ve noktalamaya gidiyor. Ancak baktığımızda TYT'de yaklaşık olarak 30 soru arkadaşlar genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlamadan geliyor. ALES ve DGS'ye hazırlanan arkadaşlar da sözel bölüm başlığı altında zaten soruların neredeyse %95'i değil mi? Sözel bölümün %95'i sözcük, cümle, paragraf ve onlarda bir de sözel mantık soruları var biliyorsunuz. O yüzden bol bol zaten paragraf soruları çözmeliler. Şimdi hocam iş böyleyse biz ne yapmalıyız? Biz nasıl paragraf soruları çözmeliyiz? Biz paragraf sorularını çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Günde kaç soru çözmeliyiz? Hangi kaynakları, hangi kitapları çözmeliyiz gibi? Bana da çok soru geliyor. Sizin de kendi içinizde bu şekilde bir gelgit yaşadığınızı da biliyorum. O yüzden arkadaşlar çok sorulan sorular doğrultusunda önce başlıklarımız neler, paragrafla ilgili başlıklarımız neler bunları bir konuşalım. Sonra sizin bu bana da sorduğunuz, aklınızda olan, bazen sormaya çekindiğiniz sorular da olabiliyor. Bunlar hakkında biraz konuşalım bu videoda. Evet, paragrafın yapısı ve anlamı ünitesinde arkadaşlar biz paragrafta bize boşluklar bırakacak parçanın giriş cümlesine, gelişme cümlesini ya da sonuç cümlesini ÖSYM ne yapıyor? Boşluklar veriyor ve diyor ki bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilebilir diyor. Kimi zaman da arkadaşlar numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra numaralanmış yerlerin hangisine tırnak içinde bir cümle verip bu cümle getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz diye ne yapıyor? Paragrafa cümle ekletmek istiyor. Bu tarzda sorular görüyoruz. O yüzden bir paragrafın giriş cümlesi nasıl olmalı, gelişme cümlesi nasıl olmalı, sonuç cümlesi nasıl olmalı? Bunlarla ilgili hem soru tiplerine hem de soru metinlerine hakim olmalıyız. Seçeneklere nasıl yaklaşmamız gerekir? Bunlar hakkında konuşacağız. Birinci soru tarzımız budur. 2021 KPSS'de arkadaşlar bir soru buradan geldi. TYT'de de geldi. ALES'te, DGS'de zaten geliyor arkadaşlar 3-4 tane. O yüzden ne yapıyoruz? Bunlara hakim oluyoruz. Akış bozan cümle arkadaşlar her sene mutlaka KPSS, TYT, ALES, DGS fark etmiyor. KPSS'de ve TYT'de mutlaka bir soru geliyor. Ön lisans, orta öğretim, lisans ayırt etmiyorum. Hepsinde bir tane gelecek. 2022'de de gelecek arkadaşlar.
ALES de zaten 4 tane 5 tane arka arkaya geliyor değil mi? Yani o yüzden bu tarz soruları mutlaka bilmek zorundasınız. Soru tarzlarına hakim olmak zorundasınız. Yer değiştirmesi gereken cümle arkadaşlar son yıllarda özellikle 5-6 yıldır ÖSYM'in KPSS'de bolca kullandığı soru tarzıdır. Biz bu tarz soruları daha çok ALES'te görüyorduk, DGS'de görüyorduk. Ancak o kadar belirleyici, o kadar eleyici soru tarzları ki 3 cümleyi sabit tutup yerinde olmadığı iki cümleyi ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz ve yer değiştirerek anlamlı bir paragraf haline getirmeye çalışıyoruz. 2021'de, 2020'de, 2019'da gelmiş bir soru tarzıdır. Hem TYT'de hem KPSS'de ön lisans, orta öğretim fark etmiyor. Bizim için önemlidir. İkiye bölme arkadaşlar yine her sene mutlaka geliyor. Yine bizim için önemli bir soru tarzıdır. Paragraf oluşturma ise arkadaşlar son olarak 2017 yılında gelmiş bize paragraf oluşturma sorusu. 2017'den bu yana KPSS lisansta bir soru gelmemiş. Yani bize karışık numaralanmış cümleler veriyor biliyorsunuz. Bu numaralanmış cümleler anlamlı bir paragraf oluşturduğunda hangisi baştan ikinci cümle olur? Hangi cümle baştan dördüncüdür, baştan üçüncüdür tarzında sorular geliyor. Ancak 2-3 yıldır gelmiyor diye bu sene gelmeyecek rahat olalım diye bir rahatlığa kapılmayın sakın. Soru gelebilir, biz gardımızı alacağız, her soru tipine hazır olacağız ki rahatlıkla yapalım o soruları ve hedeflerimize ulaşalım arkadaşlar. Paragrafın yanıt olduğu soru cümlesini bulma. Bu arada bu tarz sorular öğrencilerin en sık sıkıntı yaşadığı sorulardandır. Bana da çok geliyor. Hocam yapamıyorum ben, ne yapacağım bu tarz soruları? Çok zorlanıyorum, çok vakit kaybediyorum diyen arkadaşlar var. Evet, bunların da güzel teknikleri var arkadaşlar. Hani okumadan değil bakın, okumadan bir soru yapılmaz. Konuşacağız bunu. Her sorunun belirli bir tekniği vardır. Soru çözüm yöntemi vardır. Ancak soruyu okumadan sadece şurayı oku geç, buraya geç, al cevabı yapıştır. ÖSYM de sana yapıştırır. O yüzden ne yapacaksın? Okuyacaksın. Allah'ın ilk emrine uyacaksın. Okuyarak soruları cevaplandıracaksın diyoruz. Ve parçanın yanıt olduğu soru cümlesini bulma. Bize bir paragraf veriyor. Diyor ki bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı niteliğindedir? Değil mi? Ne yapıyor? 5 seçeneğe de soru cümleleri veriyor. Bu soru cümlelerinden hangisiyle paragraf cevap niteliğinde eşleştirilebilir? Bunu kimi zaman arkadaşlar röportaj tekniğiyle yapıyor. Bir gazeteci, bir yazara, değil mi? Bir bilim adamına ya da bilim insanına bir soru soruyor. Diyaloglar şeklinde soru cevap soru cevap gidiyor. Kimi zaman da ÖSYM bu boşlukları, cevapları boş bırakıyor ya da soruyu boş bırakıyor. Seçeneklerde de bu diyalog tamamlamaları bizden bulmamızı istiyor. Bu da en son 2012'de KPSS'de gelmiş. Ancak ALES'te ve TYT'de neredeyse her sene gelen bir soru tarzı. Bunun hakkında da konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Bir paragrafın konusu nedir? Paragrafta ele alınan düşünce nedir? Bu konudan yola çıkarak yazar hangi sınırlamalara giderek ana düşünceyi vermiştir? Bunlarla ilgili sorular geliyor. 3-4 tane mutlaka arkadaşlar soru geliyor bu bölümden. Hatta paragraf sorularında biliyorsunuz sınavın sonlarında, Türkçenin soruların sonlarında çoklu sorular var. Ortak bir metinden 2 tane ya da 3 tane soru kullanıyor. Burada da arkadaşlar ana fikir ya da yardımcı düşünce sorularını da buralarda gördüğümüz için buradaki soru sayısının 2 tane 3 tane değil bazen 6-7 tane olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve yardımcı düşünce soruları arkadaşlar, yardımcı düşünce soruları yine sınavın neredeyse paragraf sorularında %50'sini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hangisine ulaşılamaz, hangisine değinilmemiştir, hangisinden söz edilemez tarzında olumsuz soru kökleriyle ne yapacağız? Yardımcı düşünceleri yapacağız. Vakit alıyor biliyorum. Hocam çok vakit alıyor. Alacak, yapacak bir şey yok. Ama biz bunları ne yapacağız? Önce soru kökünü, sonra seçenekleri oku, sonra paragrafı oku tarzında bol bol uygulama yaparak geliştireceğiz arkadaşlar. Emin olun böyle bir tane iki tane soru bankası bitirdiğinizde sınavda yapamayacağınız sorunun olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bu anlamda güvenin. Peki ve paragrafta çoklu sorular dediğim gibi sınavda sondaki ikili üçlü sorular arkadaşlar karşımıza geliyor. ÖSYM ne yapıyor bize? Bir paragraf veriyor. Bir paragraftan yola çıkarak diyor ki 24. soruyu, 25. soruyu bu paragrafa göre çöz diyor. Ya da yine tekrar bir paragraf veriyor ve diyor ki 26. ve 27. soruları da diyor bu paragrafa göre çöz diyor. Bunların da yolları var, çözüm teknikleri var. Bunlarla ilgili de konuşacağız ilerleyen videolarda. Ve
Paragrafı birleştirme var arkadaşlar. Paragrafta diyalogları tamamlama. Bunu şu boşluk doldurmaya da dahil edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar yanıt soru cümlesine de dahil edebilirsiniz. Ancak paragrafı birleştirme sorularında özellikle ALES'te ve TYT'de başvurduğu bir soru tarzıdır. Öncüle iki tane paragraf veriyor. Gerçekten zaman alan sorular. İki tane paragraf verip bu paragrafların anlamca birleştirilmiş hali hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Yani tek tek okuyarak ne yapacaksın? Birleştirme yoluna gideceksin. Evet, uzun olduğu için göz korkutabilir. Ancak çok daha aslında her şeyi tek tek uzun uzun anlattığı için anlam olarak da rahat yapılabilecek aslında sorular. Sadece uzunluk sizin gözünüzü korkutuyor. Bu da bir ön yargı. Hocam uzun sorulardan korkuyorum ben. Korkma. Yani o tarz sorular aslında en kolay sorular. Konuşacağız birazdan. Bunları da ne yapacağız? Soru üzerinden tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi en çok gelen sorularla ilgili şöyle sizinle birazcık konuşalım. Sizin de varsa sorunuz bana DM'den yazabilirsiniz ya da bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar aklınıza takılan bir soru olduğunda. Şimdi öncelikle diyor ki öğrenci, hocam ben günde kaç soru çözmeliyim? Paragraftan kaç soru çözmeliyim? Bu senin aslında hazır bulunuşluğunla alakalı. Şimdi ben diyorum ki Türkçe'de mutlaka özellikle Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz'da, Eylül'de ya da Ekim'de sınava başlayan arkadaşlarımız var. Hazırlanmaya başlayan arkadaşlarımız var. Diyor ki ben diyor 90 bile alsam yetmiyor. 95 bile beni kurtarmıyor KPSS için. Benim diyor hani 95 üstü almam lazım. O yüzden benim çok çalışmam, daha çok soru çözmem gerekir diyor. Ve daha önceden başlıyor çalışmaya. Şimdi bu adam günde 15 soru, 20 soru çözmeye başlayarak ne yapmış? Bir rutin oluşturmuş. Ben hep bunu söylüyorum. Arkadaşlar bir rutin oluşturun. Bakın bebekler bile rutin oluşturmaktan hoşlanıyorlar. Hayatlarını bir düzene sokmak istiyorlar. Biz kaç yaşına gelmiş insanlarız? Lisans mezunuyuz, üniversitede okuyoruz ya da lise bitirdik. Ön lisanstan ya da işte 2 yıllıktan bir mezun olduk ya da liseyi bitirdik, sınava hazırlanıyoruz. Bizim artık bir sistemli bir şekilde beynimizi yönlendirmemiz lazım. Yani onu bir dizginlememiz lazım. Biz yöneteceğiz onu, o bizi yönetmeyecek. O yüzden bizim beynimize evet ben sana günde 15-20 soru çözdüreceğim. Beyin de bunu diyecek, evet ben hazırım, 15 soru 20 soru çözeceğim. Ona göre kendi yapılanmasını oluşturması gerekiyor. Beyin inanılmaz bir organ arkadaşlar. O yüzden hep diyorum ki en az günde 15-20 soru çözün paragrafta. Ama sen sadece GKY'den giriyorsundur. ÖABT yok, eğitim bilimleri yok, alan bilgisinden sınava girmiyorsun. Sadece Türkçe, tarih, matematik, değil mi? Coğrafya, vatandaşlık, yani 5 dersten sınava hazırlanıyorsun. Ve önünde 6 ayın var, 7 ayın var ya da ön lisans, orta öğretim hazırlanıyorsun. 8-9 ayın var, 10 ayın var. Ne yapacaksın? 15-20 soru sana yetmeyecek. Sen artık soru sayını 30-40-50'ye çıkaracaksın paragraf için. Sabahları kalktın, yüzünü yıkadın, kahvaltını yaptın erken bir saatte. Sabah 8.30-9.30 arası zihnin en açık olduğu saatler. Oturuyorsun masanın başına ve en az 15 soruyu çözüyorsun. 50 soruyu o anda çözme. Çünkü yorulursun. Zaten bir süre sonra da ne yapacak? Beyin dağılacak, kafa gidecek. O yüzden 15-20 soruyu çöz, kalk. Akşam üzeri tekrar dinç kafayla bir daha çöz 20 soru. Vaktin varsa çöz. Ama sen çalışıyorsundur, eve geç geliyorsundur, sorumlulukların var, evde çocuğun var, bakmak zorunda olduğun, değil mi? Bir ailen var. Yani kendi gündelik hayatınız arkadaşlar, sisteminizi siz daha iyi biliyorsunuzdur. Buna göre bir program oluşturuyorsunuz. Bu program dahilinde günlük şu kadar soru çözme kotan var paragrafta. Sabah şu kadar, akşam bu kadar çözüyorum, bu kadar. Ve lütfen bunu bir gün, iki gün, üç gün yapıp bırakmayın. Sınava kadar sürekli hale getirin, rutin hale getirin. O yüzden ben hep şunu öneriyorum. Bazı öğrenciler diyor ki hocam çözemeyince moralim bozuluyor, bıraktım. Sınavda da böyle mi yapacaksın? Küstüm. Yani tribin kime der ÖSYM sana? Yapmak zorundasın, başarmak zorundasın. Anlamadığın soruyu, yapamadığın soruyu, yanlış yaptığın soruyu o anda bırak, tekrar çöz. Değil mi? Olabilir, sorudan kaynaklı bir zorluk olabilir, belki yanlış bir soru, belki sen psikolojik olarak o sırada hazır değilsin. O yüzden ne yap? Bırak, sonra tekrar bak. Yanlış mı yaptın? Çözümünü oku. O yüzden önce çözümlü paragraf sorularıyla başlayın diyorum ben size. Çözümünü oku,
Nerede hata yaptın gör, sonra bir daha çöz, bakalım aynı hataya düşüyor musun, anladın mı? O yüzden tekrarlara dönmek bizim için bu anlamda önemli. Günde dediğim gibi 15-20 ile başlayıp 50'ye kadar çıkartıyorsunuz bu sayıyı arkadaşlar. Hocam süre tutalım mı? Yani ben 15 soru çözerken süre tutup 15 dakikada çözmeliyim, çözemezsem bırakayım mı? Bırak, olmaz öyle bir şey. Yani başlangıç aşamasında asla süre tutmayın arkadaşlar. Bizim amacımız sizden skor tablosu istemek değil. Yani kaç soru çözdün kaç dakikada değil ki. Biz bir soru tarzına, bir soru köküne nasıl yaklaşılır önce bunu görmenizi istiyoruz sizden. O yüzden bir soruyu ilk etapta gerekiyorsa 5 dakikada çöz, 3 dakikada çöz. Ama o soru nasıl çözülür? Kendin de bir gör, bir emek harca. Değil mi? Bir dikkat et. Soru kökünde ne var? Çeldirici olarak hangi seçenek var? Yazar paragrafta neyi vermeye çalışıyor? Akış bozan cümle ise hangi cinliği yapmış? Önce bunlar üzerinde bir emek verin. Yani bir soru için ilk etapta 2 dakika, 3 dakika gitsin önemli değil. Dakikada tutmayın zaten. Anlamaya odaklanın. Soru tarzını tanımaya odaklanın. Ha bir tane soru bankasını sırf bunun için zaten kullanın. Sonrasında evet süre tutmaya başlayacaksınız zaten. Hele ki sınava doğru... Her hafta mutlaka 2 tane, 3 tane deneme çözeceksiniz. Belki GK'ya denemesi çözeceksiniz, sadece Türkçe'ye branş denemesi çözeceksiniz. Ya da çıkmış sınav soruları çözeceksiniz. Arkadaşlar KPSS, ALES, DGS, ALES soruları mutlaka çözmenizi isteyeceğiz zaten sizden bu anlamda. E onları çözerken süre tutacaksınız, o zaman göreceksiniz başarınızı. Anlaştık mı? İlk etapta süre tutmanızı istemiyorum. Peki hocam paragrafı okumaya gerek yok diyorlar. Paragrafı okumasak oluyor mu gerçekten? Bu da çok soruluyor. Ben buna hiç katılmıyorum arkadaşlar. Örgünde de girdim. Ben 16 yıldır bu işi yapıyorum. 2015 yılından önce size şöyle taktikler verebilirdik. Paragrafın sonunu oku, cevabı yapıştır. Paragrafın şurasını oku, cevabı yapıştır. Çünkü görüyorsan cevabı yapıştır. Evet eskiden böyleydi. Ama artık ÖSYM böyle sorular sormuyor. Artık ÖSYM gerçekten dolu dolu, anlamsal olarak derinliği olan, hele ki soyut paragraflarda sadece şurayı oku, burayı oku, yok. Sen sadece o tekniği veren hocanın soru bankasında yapabilirsin onu. Bu tekniği ben size veriyorsam eğer benim soru bankamda yaparsın, başka bir soru bankasında yapamazsın. Hele ki sınavda hiç yapamazsın. Ya birinin hayatına mal olmak çok ağır bir şey. O yüzden ben bunu söyleyemem size. Ama evet bazı soruların tekniği var. Şurayı yapıyoruz, burayı yapıyoruz, şununla şunu yer değiştir, yap diyoruz, geçiyoruz, biz de yapacağız. Ancak ana fikir sorularında, yardımcı düşünce sorularında, özellikle soru cevap sorularında, hele ki son 2 yıldır ÖSYM'nin verdiği bu felsefe, sosyoloji, psikoloji ağırlıklı metinlerde asla paragrafı okumadan soruyu yapamazsınız. Okuyacaksınız. Ana fikir ne? Ana fikir başta mı? Sonda mı? Ortada mı? Paragrafın tamamına mı yayılmış? Okuyarak göreceksiniz bunu arkadaşlar. O yüzden evet okumanız gerekiyor. Hocam önce seçeneklerimi okuyalım. Önce paragrafımı okuyalım. Bunların teknikleri var arkadaşlar. Biz ana fikir sorularında tabii ki önce paragrafı okuyoruz. Parçada verilmek istenen, öne çıkarılmak istenen düşünce, anlatılmak istenen hangisidir tarzı sorularda tabii ki önce paragrafı okuyup o paragrafın içine sindirilen ana düşünceyi buluyoruz. Anahtar kelimeler, sürekli yinelenen kelimeler bizim için tabii ki bir yol gösterici olacak. Ancak olumsuz soru kökleri dediğimiz, değinilmemiştir, ulaşılamaz, söz edilemez, yararlanılmamıştır, hangi düşünce savunulamaz tarzı olumsuz soru köklerinde önce seçenekleri okuyoruz, sonra paragraf okuyoruz. Bunların tekniklerini konuşacağız zaten sizinle. Hocam peki hangi kitaplarınızı çözelim? Ben sizin bütün kitaplarınızı aldım ama hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum. Ya da hocam ben sizin kitaplarınızı alacağım ama önce hangisini almalıyım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar biz hep şunu söylüyoruz size. Derste de hep konuştuk zaten bu saate kadar gelirken de hep bunları söyledik sizinle. Öncelikle dersi dinlerken kesinlikle video ders notlarından takip etmelisiniz. Çünkü bu kadar konuyu... Tek tek yaz yaz bitmez. Paragraf soruları çıkmış, sınav soruları 2020-2021 piyasada yok zaten biliyorsunuz. Ayrıca satın almanız gerekiyor yani çıkmış soruları. Etkinlikler, sorular her şey kitapta var. Kitapla takip ediyorsunuz bu cepte. Sonra arkadaşlar ben diyorum ki paragraf için öncelikle benim paragrafı kafalı soru bankamla başlıyorsunuz. Paragrafı kafalı soru bankam
Çok da sorulduğu için burada da söylemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar çözümlü bir soru bankası ve orta zor düzeyindedir. Yani kolay bir soru bankası değildir. O yüzden çözdüğünüzde yanlışınız çıktığında üzülmeyin. Sizi çok geliştirecek, sizi inanılmaz geliştirecek bir soru bankasıdır. Çözümlü olduğu için tek tek nerede, hangi seçenekte niye var, niye yok tek tek açıkladığım bir soru bankasıdır. Ve konu konu gittiği için başlangıç düzeyinde bir soru bankasıdır. Öncelikle her bölümden önce ne yapıyorsunuz? O soru tarzına nasıl yaklaşmanız gerektiğini şu bölümle görüyorsunuz. Ve sonrasında arkadaşlar her bölüm mesela akış bozan cümle 40 soru 50 soru bir test var. Çözümlü okuyorsunuz. O bitiyor. Sonra tekrar bu şekilde her soruya nasıl yaklaşmanız gerekiyor? O soru tarzı ile ilgili tiyolar varsa neler? Nasıl yapmalısınız o soruları? Bununla ilgili yine bölüm. Sonra mesela ikiye bölme. Yine 40 soru 50 soruluk bir test. Yani konu konu gidiyor. Sizin de ilk etapta böyle bir soru bankası ile başlamanız gerekiyor. Karma bir soru bankası ile başlangıç olarak kesinlikle başlamamalısınız arkadaşlar. Burada da zaten dediğim gibi konu konu gittiği için ve yeni nesil sorulardan da oluştuğu için tamamen ilk etapta çözeceğiniz soyut bilimsel metinler özellikle ÖSYM'nin de son yıllarda ağırlık verdiği bir metindir. Bunu çözdünüz. Günde 15 soru, 20 soru, 30 soru çözerek bununla başladınız. Böylece 900, yaklaşık 900 soru var içerisinde. Bitti diyelim arkadaşlar. Bir ayda bunu bitirdiniz. Bunun arkasından soyut paragraf soru bankasını çözmenizi öneriyorum. Soyut paragraf Türkiye'nin ilk ve tek soyut paragraf soru bankasıdır. 2020 yılında ÖSYM'nin ALES'te, KPSS'de biliyorsunuz KPSS çok bombaydı 2020'de. Ve TYT'de sormuş olduğu felsefe, sosyoloji, psikoloji ağırlıklı metinlerle sorular yazdığını gördük. Ben de hemen o sene arkadaşlar böyle bir soru bankası oluşturdum. İçerisinde 240 soru var. Yani günde 15 tane soru çözsem bile 2 haftada falan çok rahat bitirebileceğim bir kitap. Tamamen ÖSYM formatında yeni nesil sorular, klasik sorular, soru kökleri de var. Ancak konu konu gidiyor. Yine her bölümden önce... Yine o soru tarzına nasıl yaklaşman gerektiğini tek tek verdiğim konu konu giden bir soruya nasıl yaklaşılmalı? Önce bunu veriyorum. Arkasından bir tane iki tane çözümlü soru koyuyorum. Ve ardından başlık başlık konu konu ne yapıyorum? Cevaplı testlerle oluşturuyorum. Bunu zaten sınavdan önce mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Yani her sınava giren öğrenci bunu çözmeli. Sonra bu bittikten sonra artık çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. Ya da hocam ben bir cila atmak istiyorum üstüne derseniz. Tabii ki Türkçe soru bankamı ya da KPSS'nin dışında TYT soru bankam da var biliyorsunuz. Buradaki paragraf sorularını da çözebilirsiniz. TYT, KPSS. Sesi fark etmiyor. Soru tarzları aynı. Soruları bu şekilde dağıtabilirsiniz. Dediğim gibi önce KPSS ya da TYT hazırlanan arkadaşlar, ALES, DGS hazırlanan arkadaşlar önce paragrafı kafala ardından soyut paragraf şeklinde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam rutin oluşturmak neden önemli? Neden biz her gün paragraf çözmeliyiz? Çünkü sen beynine diyorsun ki artık bunu bir alışkanlık haline getirdim. Artık hayatımın bir parçası ve beynin isteyecek yani sen istemesen de paragraf sorusu çözmeyi, bir paragrafı gördüğünde nasıl yaklaşması gerektiğini görecek. Öğretiyorsun arkadaşlar, beyni eğitiyorsun aslında sen. Bu anlamda ipleri elinize almanız gerekiyor. Geleceğiniz için çalışmak istiyorsanız hiçbir şeyi şansa bırakamazsınız. Her şeyinizin sistemli olması gerekiyor. Neden sabah saatlerinde diyoruz özellikle rutin oluştururken? Çünkü sabah saatlerinde zihniniz daha aç, daha sakin bir şekilde ne yapıyor algılamaya hazır bir şekilde. O yüzden sabah saatlerini öneriyoruz. Ha ben sabah müsait değilim hocam, çocuk var evde, işte onunla ilgilenmem gerekiyor, işe gidiyorum ya da akşam çöz. Yani senin için hangisi uygunsa akşam çöz ve gece yatmadan önce mutlaka arkadaşlar böyle paragrafla ilgili teknikleri, özelliklerin olduğu kısımları böyle hızlandırılmış da bile olsa bir iki dakikalık videolarla izleyip böyle uyursanız kalıcı belli atarsınız, sizin için çok daha iyi olur. Peki hocam ben de yapamam ön yargısı var. Yani çözdüm bir tane soru, üç tane soruyu çözdüm, yapamadım, bıraktım, canım sıkıldı, moralim bozuldu. Şimdi moralim bozuldu tamam da ne yapalım yani? Şimdi sınav var, gerçeğimiz sınav. Senin moralin bozuldu diye bırakamazsın sınavı. Tekrar hemen kendini motive edeceksin. Kimseden seni motive etmesini bekleme. Evdekilerden, arkadaşlarından, dershanedeki öğretmeninden bekleme. Sen kendi amacın doğrultusunda bu yola girdin artık. Kendi geleceğin için bunu yaptın. O yüzden lütfen arkadaşlar duygusala bağlamayın. Biliyorum hepimiz insanız. Ben de öyleyim. Yeri geliyor ben de çöküşler yaşıyorum. Diplere vuruyorum. Ama sıçramak lazım. Ve tekrar düştüğünüz yerden kalkıp güçlü bir şekilde tekrar sorulara asılmanız lazım. Nerede hata yapıyorsun? Niye hata yapıyorsun? Yapabilirsin. O an
Kafan dalgın olabilir, soruya sorudaki anahtar kelimeleri yakalayamamış olabilirsin, soru gerçekten senin üstünde olmuş olabilir, değil mi? O anda o soruyu çözme psikolojisinde değilsin de belki soru gerçekten zordur, belki de yanlıştır, bilmiyoruz. O yüzden yapamam demiyorsun, yapacağım. Yapacağım yani, bu soru yapılacak. Başka bir yolu yok bunun diyeceksin ve o anda yapamadıysan o soruyu sonra tekrar döneceksin. Tamam mı? Unutma. Peki, ben soru köklerine hakim miyim? Yani ben akış bozan cümle soruları geldiğinde nasıl yaklaşmam gerektiğini, ikiye bölme sorularında nelere bakmam gerektiğini, özellikle numaralanmış cümlelerde hangisine şu cümle getirilebilir, hangisinden sonra şu cümle getirilebilir, diyalog tamamlama soruları, böyle bir soru tarzı mı var? Yabancılık çekmemeniz adına arkadaşlar, yani sınavda karşınıza farklı bir soru geldiğinde şaşırmamak adına her tür soru tipiyle karşılaşmak zorundasınız bu süre içerisinde. Yani sizin sınava kadar 2-3 tane paragraf soru bankasını ve çıkmış son 10 yılın özellikle çıkmış ALES, KPSS, DGS, TYT sorularını mutlaka görmüş olmanız, her soru tipine hakim olmanız gerekiyor. Bakıyorum öğrenciye, dershanede de görüyorum. Ne yapıyor? Aynı soru tarzını çözüp çözüp duruyor. Ya 100 tane akış bozan cümle soru çözmenin bir anlamı yok ki. Niye çözüyorsun? Zaten 5. soruda, 7. soruda sen artık o soruya hakim oluyorsun. Öyle değil mi? Dolayısıyla 100 tane yıl boyunca sürekli akış 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 bir tane soru gelecek de yani kendini de soru bankasında niye ziyan ediyorsun, değil mi? O yüzden yay, günlere yay. İkiye bölmeden de çöz. İşte diyalog tamamlamadan, paragraf birleştirmeden, kişilik analizi tarzı sorulardan da soru çöz. O yüzden lütfen belirli soru tarzlarına takılıp kalmayın. Her soru tipine hakim olun ki sınavda böyle bir soru geldiğinde "Aa, ben bunlardan hiç görmemiştim" demeyin. Özellikle şunu söyleyeceğim. Edebiyatla alakalı roman, öykü, şiir, bir edebiyat döneminin anlatıldığı, bir sanatçının özelliklerinin verildiği paragraflar evet geliyor. Özellikle 2021'de ÖSYM tekrar bu edebiyatla alakalı metinleri sorularda kullanmaya başladı. Ancak sadece edebiyatla alakalı metinden oluşan sorular çözmek tehlikelidir. Artık bilimsel ağırlıklı metinler de çözeceksiniz ki çözmek zorundasınız. İşte gündelik hayatımızda yaşadığımız bir sorun, bir çevre kirliliği, bir yapılan bir araştırma sonucu, değil mi? Uzay bilimi, sağlıkla ilgili bir çalışma, insan psikolojisiyle ilgili bir durum, bir felsefe cümlesi, bir paragraf içerisinde sindirilmiş felsefi bir mesaj, sosyoloji, beynin bir yapısı gibi pek çok alandan artık paragraf sorusu gelmekte. O yüzden sadece belirli alanlarda yazılmış soruları çözmek sizin için risklidir. Her tarzda oluşan soruları mutlaka çözüyorsunuz. İşte o yüzden de arkadaşlar ben size önce paragrafı kafalayı, sonra soyut paragrafı mutlaka çözmenizi öneriyorum. Neyse hocam, reklamları geç. Hocam ben her satırın altını böyle tek tek çiziyorum diyor. Bana diyor kızıyorlar diyor. Sizce diyor ne yapmalıyım? Çizme. Yani sen her satırın altını çizdiğinde bir kere gözüne diyorsun ki sadece çizdiğim yeri takip et. Oysa senin beynin öyle güçlü bir organ ki, yani kurban olduğum Allah'ım öyle bir güzel bir organ vermiş ki bize. Sadece çizmeden, okuduğunuzda göz sıçramalarıyla siz okuduğunuz kelimenin sağını, solunu, üstündeki, altındaki kelimeyi de aslında görüyorsunuz. Ama çizerek okuduğunuzda diyorsun ki gözüne, o kelimeleri görme, sadece benim çizdiğim yeri takip et diyorsunuz, bu bir. O yüzden bütünü görmesini engelliyorsunuz gözünüzün ve beyninizi de sınırlandırmış oluyorsunuz. Bu birinci hata. İkinci hata, çiziyor, 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 çiziyor. O kadar çok çiziyor ki sonra tekrar parça okuma ihtiyacı duyduğunda, seçeneklerle karşılaştırdığında nerede anahtar kelime var, ne var göremiyor. O yüzden ben size asla paragrafın altını çizmemenizi öneriyorum. Sadece anahtar kelimeleri çiziyorsunuz. Sürekli yinelenen kelimeler vardır. Birbirini tekrar eden anahtar kelimeler vardır. Bunları tespit ediyorsunuz paragrafın tamamında. Bir özel bir kelime olabilir, özel bir isim olabilir, bir tanım yapmıştır, birbirinden alıntı yapmıştır. Bunları niye yapıyor? Bir şeyleri somutlamak için, daha iyi anlatmak için. Yinelenen kelimeler, anahtar kelimeleri sadece altını çizebilirsiniz. Yuvarlak için alabilirsiniz. Onlar doğrultusunda arkadaşlar okumalar yapabilirsiniz. Ama tamamının altını çizmek bizim için tehlikeli. Tamam mı? Hocam bir de ben diyor uzun soru geldiğinde diyor çok korkuyorum diyor. Uzun soruları gördüğümde bir gözüm korkuyor diyor, yapamıyorum diyor. Kısa sorular diyor daha eğlenceli gibi geliyor bana diyor. Bu bir ön yargı ve yanlış bir ön yargı açıkçası. Çünkü uzun sorular anlam olarak daha kolaydır.
Yazar sana her şeyi anlatmıştır zaten. Neyi savunuyor, neye karşı, örnek veriyor belki, belki tanık göstermeyle o fikri daha iyi anlamanı sağlıyor. Yani uzun paragraflarda aslında ana fikir çok nettir arkadaşlar. Çünkü her yerde tekrar edilmiştir bazı kelimelerle. O yüzden seçeneklerde doğrudan bulursunuz. Yani diyor ki aslında sana yazar, ben sana her şeyi verdim yavrum diyor. Git sadece seçeneklerde git onu bul diyor. Kısa paragraflar aslında daha tehlikelidir. Çünkü kısa paragraflar anlam yoğunluğu olan paragraflardır. 2-3 cümlelik bir paragraf veriyor. Ve seçenekler daha uzun oluyor hatta baktığınızda. Şimdi bu daha korkunç bence, daha tehlikeli. Çünkü sen o 2 tane sıkıştırılmış cümleden ne yapacaksın? 3 tane cümleden ana fikri bulacaksın. O yüzden uzun paragraflardan lütfen korkmayın. Bunları çöze çöze kendinize zaten güveniniz gelecek, hiç merak etmeyin. Biz de burada bunlarla ilgili zaten konuşacağız arkadaşlar. Evet, hep aynı tarzda soruları çözmeyin dedik, bunu konuştuk. Her gün nasıl soru çözelim diyor öğrenciler. Bunu da söyledim ama bir daha söyleyelim. Her gün başlangıç düzeyinde konu konu giden testler çözün. Akış bozan, ikiye bölme, boşluk doldurma, yer değiştirme, değil mi? Her gün bir tip soruyu çöz. Ya da akış bozan cümleden 10 soru, ikiye bölmeden 10 soru çöz. Diğer gün kalan 10 soruyu hani böyle böyle git. Ama bir anda deneme kıvamında böyle bütün soruların karma olduğu sorular çözme. Konu 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 git. Bir soru bankasını bu şekilde bitir. Süre tutma. Sonra başka bir soru bankasına geçtin. Orada artık karma gidebilirsin istiyorsan. Ya da ihtiyacın varsa yine konu konu olan bir soru bankası alarak ilerleyebilirsin. Ama ilk etapta çözümlü bir soru bankası olursa sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Evet, çoklu sorularda zaman kaybediyorum hocam diyenler çok oluyor. Çünkü çoklu sorularda her soruda paragrafı bir daha okumaya çalışıyor öğrenci. Bu da bir yanlış teknik. Bununla ilgili de özelliklerden bahsedeceğiz. Eğer ki bir paragrafta 2 tane, 3 tane soru veriyor biliyorsunuz ÖSYM. Sorulardan biri mutlaka olumsuz soru köküdür. Önce soru köklerini okuyorsunuz. Soru kökünde ne istiyor? 2 soruda da 3 soruda da bir bunu görüyorsunuz. Varsa değinilmemiştir, ulaşılamaz. Önce o soru tarzını çözüp, önce seçenekler sonra bir paragraf okuyorsunuz. Zaten o tarzda sorularda değinilmemiştir, ulaşılamaz dediğinde tek tek didik didik ettiğiniz için paragrafı, parçanın ana fikrini de bir şekilde rahatlıkla aslında görmüş oluyorsunuz. Ve ikinci soruyu, hangisine değinilmiştir, bu parçanın ana fikri hangisidir tarzı soruyu da kendiliğinden çözmüş oluyorsunuz. Soru üzerinde bunlardan konuşacağız arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, sadece soruyu çözüp geçme. Yanlışına da bak. Niye yanlış yapmışsın? Bunu gör. Bunu da konuştuk. Bilene sor. Arkadaşın varsa akran öğrenimi arkadaşına sor. Bana at. Varsa dershaneye gidiyorsan öğretmenine sor. Ama mutlaka peşini bırakma. Niye hata yaptın? Bunu gör. Tamam mı? Peki hangi sınavları çözelim diyorsunuz? Ben hep şunu öneriyorum size. KPSS'ye giriyorsanız evet, önce 1-2 tane, 3 tane gerekiyorsa paragraf soru bankası bitireceksiniz. İlkinde asla süre tutmayacaksınız ve çözümlü olacak. İkincisinde biraz daha hızlanıyorsunuz. Yine süre tutmanıza gerek yok. Ancak bitirdiniz 2-3 tane paragraf soru bankasını bitirdiniz. Artık KPSS sorularını son 10 yıl özellikle, 2015'ten sonrası da bizim için çok önemlidir. Hani 2015 öncesi çok böyle bakılabilecek soru tarzları yok. Hep birbirine tekrar eden soru tarzları, ama son 10 yılı da alabilirsiniz arkadaşlar. KPSS soruları, son 10 yılın TYT soruları, ALES soruları, ki ALES biliyorsunuz yılda bir kere de yapılmıyor, 2 kere yapılıyor. O yüzden ALES soruları, DGS soruları bizim için çok kıymetlidir. MSÜ soruları arkadaşlar bizim için yine önemlidir. ÖSYM'nin sitesinden de indirebilirsiniz bu soruları. Ve kazanım testlerini çözebilirsiniz. Milletin Bakanlığı'nın sitesine girdiğinizde orada da soruları görebilirsiniz. Bunlar bizim için kıymetlidir. Evet, şimdi hangi soru tipinden kaç soru gelmiş bunları da görelim ve artık değil mi, yavaş yavaş sorularımıza, konularımıza başlayalım. Çok da uzatmayalım. Evet, paragrafın giriş, gelişme, sonuç cümlesinden arkadaşlar her sene bir tane soru gelmiş. 2021'de gelmemiş, 20'de gelmişti en son. Pardon, 21'de de geldi aslında. Gelişme cümlesini oraya ben yanlış vermişim. Paragrafın gelişme cümlesinden burada bir tane soru geldi arkadaşlar. Paragrafın akışını bozan cümleyi bulma soruları her sene geliyor dedik zaten. Son 3 yıl KPSS'ye baktığımızda da gelmiş. Yer değiştirmesi gereken sorular, ikiye bölme soruları her sene gelmiş son 3 yılda. Paragraf oluşturma sorularına baktığımızda ise arkadaşlar, bu karışık verilen cümleler, baştan ikinci, baştan üçüncü dediğimiz sorular son 3 yıldır gelmedi. Ama gelmedi diye tekrar biz gelmeyecek anlamına düşünmüyoruz. TYT'ye hazırlanan arkadaşlar da bizi izliyor. ALES, DGS'ye hazırlanan arkadaşlar da izliyor. Onlarda da geliyor. O yüzden gelmedi ama bu yıl gelebilir. Ben bekliyorum açıkçası.
Paragrafın yanıt olduğu soru cümlesinden 19'da ve 20'de gelmemiş ama 21'de gelmiş. Dediğim gibi bu yılda gelecektir. O yüzden hiç fark etmiyor. Biz önemsizmezlik yapmayacağız. Bunlarla ilgili soruları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar çok büyük bir oran var. Hatta ben yanlışlık olmasın diye şöyle de bir sayısal da bir veri aldım. Bakın KPSS ön lisansa 1 milyon öğrenci sınava girmiş 2020'de. Lisansa 1 milyon 400 bin kişi sınava girmiş. 2020 yılından bahsediyoruz. Orta öğretimde de yaklaşık 1 milyon kişi sınava girmiş. Genel yetenekten 60 soruda yani toplamda ortalama 19 ikisinde de. Yani 60 soru Türkçe ve matematik 2020 yılında 19 net yapmış Türkiye'de bu sınava girenler. Matematik ve Türkçe netinden bahsediyorum size. 60 soruda 19 net bırakmışlar. Bu korkunç bir sayı. Yani çok kötü. Türkçe'de yapılabilirlik oranı çok düşük. Paragraf sorularında çoğu kişiyi boş bırakıyor, uğraşma gereği duymuyor. Niye? Senin amacın bu muydu yani? Senin amacın 15 tane net yapıp geçmek miydi? O zaman niye girdin sınava? Niye hazırlandın? Bir yıl niye sen bu kadar her şeyi bir kenara attın da hayallerine koşmak için uğraşacağım dedin? Değil mi? O yüzden ne olur ciddiye alın. Çok önemli. TYT'de öyle. Bakın 40 soru geliyor TYT'de. TYT'deki ortalama da 18. Türkçe'de 18. Çok düşük bir sayı. Ve TYT'de arkadaşlar 2,5 milyon kişi sınava girmiş. Bu 2,5 milyon kişinin girdiği bir sınavda 40 soru geliyor ve 18 tane net var. Emin olun 18 netin yani bunlar içerisinde belki de 9'u falan paragraftır. O yüzden yapılabilirlik oranı, yapma oranı çok düşüktür paragraf sorularını. Okuduğunu anlama, yorumlama üzerinden ÖSYM evet bizi elemeye çalışıyor ama bir anda da kim daha hızlı, kim daha hızlı bir şekilde soruyu çözecek buna bakıyor. Yani sana sınavda 40 dakika, 40 tane soruyu verip de 60 dakika vermiyor. Sana bütün sınavın gidişatını belirleyecek paragraf sorularında hızını belirlemeni istiyor senden. O yüzden evet bizim için hız önemli ama ilk etapta değil. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gideceğiz ve emin adımlarla sonuca ulaşacağız, tamam mı? Ve paragrafta konu ele alınan düşünceden her sene bir soru geliyor arkadaşlar parçanın konusu. Ana düşünce 2 tane 1 tane gelebilir. Yardımcı düşünce 2-3 tane soru gelebilir. 1 tane gelebilir. Ancak bu yardımcı düşünceyi burada bu kadar az olduğuna bakmayın. Şu paragrafta çoklu sorular var ya, ikili üçlü sorular. Bunların içinde de var bu yardımcı düşünce soruları. O yüzden buraya dağıtabilirsiniz bunları rahatlıkla. Ve paragraf birleştirme ve paragrafta diyalog tamamlama sorularından KPSS'de gelmemiş son 3 yılda ama dediğim gibi TYT, ALES, DGS'de karşımıza bol bol geliyor arkadaşlar. Evet, paragrafla ilgili bakış açımız bu şekilde olmalı sorulara, konulara, çalışma yöntemlerine özellikle. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Paragraf bizi bekliyor. ÖSYM'nin sorularında da hiç böyle fire vermeden çözmeyi hedefleyeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.